Bir animasyonu Unreal'a nasıl aktarırız? Özellikle Mixamo'dakileri hatasız nasıl aktarırız? Daha öncesinde gösterdim. Bu videoları kanalımda bulabilirsiniz. Şimdi ise aktardığımız bu animasyonları nasıl düzgün şekilde çalıştırabiliriz'e bakacağız. Yani herhangi bir retarget işlemiyle uğraşmadan kendi blueprintimiz, kendi animasyon blueprintimiz üzerinden bunları göstereceğim. Her zamanki gibi third person template'i açtım. Video öncesinde animasyonları da hazırladım. Burada gördüğünüz gibi şuradan play bastığımızda hiçbir animasyona girmeyen T-pose'da bir karakter var. Şimdi bunun için ben third person karakteri kullanacağım. Zaten içerisinde temel hareket ve kamera kontrolleri var. Başka bir şey yok. Bize öncelikle bir animasyon blueprint lazım. Bunun için sağ tıklayıp animation'dan animation blueprint deyip karakterimizin iskeletini seçip create diyelim. Öncelikle bunt graph'a geçelim. Bir ev önce bir begin play atıp karakterimizi kestleyelim. Şuraya try get power owner'ı alıp bir arkadaşı çekip bir değişken haline getirelim. Daha sonrasında anim graph'a gidip şurada bir state machine oluşturacağız. İsmini locomotion yapabiliriz. Şimdi buraya bir tane state oluşturalım. İsmini idle walk yapalım. Şimdi şuraya girelim. Şimdi burada temel koşu animasyonumuzu düzgün şekilde çalıştırmak için bir blend space atmamız lazım. Tekrardan content browser'a gidip buradan animation'dan legacy'den blend space one direction'ı açalım. Yine karakterimizin iskeletini seçelim. Bu arada buradaki one direction adı üzerinde bir doğrultuda gidiyor. Normal blend space ise tüm yönlerde hareket sağlıyor. Onu da kullanabilirsiniz yani çok fark etmez. Bu yeterli olduğu için ben bunu açtım. Şimdi soldaki menülerden horizontal'ı açıyoruz. Buradaki neyimi speed yapalım. Karakterimizin maksimum hızı kaçsa şuradan hemen bir bakalım. Max walk speed'imiz kaçmış? 500'müş. Çok dokunmaya gerek yok. Şunu mesela ufak bir sprint ekleriz. Şunu mesela 800 yapalım. Buradaki snap to grid'i açalım. Elimizdeki idle animasyonu 0'a atacağız arkadaşlar. Mesela karakter 200 hızdayken yürüsün istiyorum. 800'e çıktığında koşmaya başlasın istiyorum. Yani CTRL basır mouse'u gezdirirseniz burada göreceğiniz gibi animasyonlarınıza force look özelliğini hatta enable root motion özelliğini açmayı unutmayın. Tekrardan blend space'imize geldiğimizde gördüğünüz gibi karakterimiz 200 hızdayken bu şekilde yürüyecek. O aradaki geçiş de tam da buradaki gibi olacak. Daha sonrasında 800 hıza doğru çıktığında yavaştan hızlanıp en sonunda koşmaya başlayacak. Şimdi blend space'imiz aslında hazır. Yani karakterimizin hızı kaç olduğunda nasıl bir animasyonda oynayacağını belirledik. Animasyon blueprint'imize geldik. Şuradaki asset browser'a tıklayıp blend space'imizi içeri atıyoruz. Arkadaşı çekip bir değişken haline getiriyoruz. Bunu da buraya bağlıyoruz. Buraya Q'ya basıp düzgün şekilde koyalım. Şimdi event graph'a gidip şunu çalıştırmamız lazım. Karakterimizin değişkenini alalım. Buradan bir get velocity gelelim. Şuradan en aşağıdadır. Buradan bir vector length çekeceğiz. Daha sonrasında speed'i şunun çıkışına setleyeceğiz. Bunu da update animation'a atacağız. Bunun çalışmamasının sebebi buradaki karakterimizin animasyon blueprint'ini ayarlamadık. Buradan player AWP diyelim. Yine çalışmamasının sebebi anim graph'ta şu arkadaşı şuraya bağlamamamız. Bunu direkt bağlamaktan ziyade araya bir slot default atmanızı öneririm. Bu olmazsa animasyon montajlarınız çalışmaz arkadaşlar. O yüzden bunu attıktan sonra output'a bağlıyorum. Şimdi compile save atıyorum. Idle animasyonunu ve hızına göre oynayacağı animasyonu belirledik. Daha şuradan bir play basıp bakalım. Gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde idle duruyor. 500 hızda 800'deydi hatırlarsanız koşma hızı belirlediğimiz. Ondan dolayı bu şekilde duruyor. Evet, bakınca hemen hatanın sebebini buldum. Çünkü normal blueprintmiş gibi salak gibi begin play atmışım buraya. Buraya begin play değil arkadaşlar. Initialize animation atmam lazım. Bunu attığımız zaman herhangi bir hata almayacağız. Şimdi burası tamam. Temel koşma yaptı. Buraya çok ufak bir sprint yapacağım. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi normal yürüyoruz. Hafif hızlı yürüyoruz diyelim. Shift'e bastığım zaman hop. Karakter koşmaya başladı. Animasyonları düzgün şekilde oynadı. Hiçbir sıkıntımız yok. Shift'i bıraktığımda aynı şekilde. Hızlı yürüme animasyonuna tekrardan döndü. Yani animasyonlar arasındaki geçiş gördüğünüz gibi doğru şekilde çalışıyor. Şimdi zıplama olsun, bazı basit animasyonlar olsun, onları nasıl çalıştıracağız? Buraya tekrardan bir try get power owner alalım. Bunu get movement component'dan is falling'i çağıralım. Buradan şimdi bir değişken oluşturacağız. İsmini is in air deyip bir soru işareti atıp karakterimiz havada mı değil mi? Bunu durmadan kontrol edeceğiz. Karakter havada olduğu zaman animasyon oynayacak. Olmadığı zaman da animasyon oynamayacak. Bu kadar basit aslında buraya yaptığımız şey. Kafa karıştırmaması için, yanlış anlaşılmaması için şöyle göstereyim. Zıplama, slide, bu tarz animasyonlar genelde 3 state'den oluşur. Şu şekilde. Bunu siliyorum. Bir tane state açar. Buraya jump start dersiniz. Jump start'ı jump loop'a bağlı. Alırsınız. Jump loop'u da yeni bir state açıp jump end dersiniz. Bu jump end idle walk'a döner. Idle walk'tan jump start'a gidene izine yeri atarsınız. Jump start'a temelde bize 3 tane animasyon gerekiyor. Hemen şunu çoğaltalım. Bunun ismini jump start yapalım. Bunun ismini jump loop yapalım. Bunun da ismini jump end yapalım. Aslında bunu gösterdiğim iyi oluyor çünkü bu sayede jump slide gibi hani karakterin düştükçe devam eden veya kaydıkça devam eden hani bir durum devam ettikçe devam eden animasyonları nasıl yapabiliriz anlatıyorum şu an. Şimdi start
kart'a gidip karakter space'e bastığı zaman neresini oynatacak? Şu kısmı oynatacak değil mi? Şu kısım. Şuradan sonrasını siliyorum. Buraya gelip jump start'ımı atıp bağlıyorum. Daha sonrasında jump start'tan jump loop'a giden oka tıklıyorum. Buraya yazacağım şey sağ tıklayıp time remaining ratio jump start. Daha sonrasında buradan less'i çağırıyorum. Burayı bağlayıp şunu 0,1 yapıyorum. Yani jump start bittiği anda hemen jump loop'a geç diyorum. Jump loop'umuzu ayarlamamız lazım. Jump loop'umuz mantıken önce şunun öncesini siliyoruz ve bunun da sonrasını siliyoruz. Yani bir nevi bu arkadaş oluyor. Buraya da jump loop'umuzu atıyoruz. Jump loop'tan end'e giden oka tıklayıp buraya not air atacağız. Çünkü havadaki durumumuz sona erdi. Artık havadaki durumumuz bitti. Jump end'e gidiyoruz şimdi. Şimdi bu arkadaşı ayarlayalım. Şuradan öncesini silsek yeterli. Jump end'i buraya atıyorum. Jump end'den normal yürüyüşe geçmek için buraya yine time remaining ratio diyeceğiz. Yine bir less çağıracağız. 0,1 yapacağız. Basılı tuttukça veya bastığınız karakteriniz uçurumdan aşağı atladı, düşüyor falan. Bas bırak yapsanız da karakterin o animasyonu devam ettirmesi lazım. Çünkü karakter havada. Ya CTRL'e basıp tutuyorsunuz, karakter durmadan kayıyor. Bırakınca karakter ayağa kalkacak gibi. Sürekli devam eden animasyonları tek bir state değil, bu şekilde 3 state üzerinden yapmanız lazım. Şurayı birazcık bir yükseltelim ki mevzu net anlaşılsın. Şunu da silelim. Silimiz yerde doğabilmek için. Bas bırak yapacağım. Animasyon ben yere düşene kadar devam edecek. Gördüğünüz gibi. Bu arada gözünüze bir şey batmıştır muhtemelen. Hemen tekrardan göstereyim. Jump end animasyonu bitene kadar normal animasyona geçmiyor. Bunun için yapabileceğiniz şey jump end animasyonu hızlandırmaktır arkadaşlar. Çünkü buraya yaptığımız şey animasyon bittikten hemen sonra idle walk'a geç demek. O yüzden şu arkadaş mesela 2 yapalım. Ufak bir silme işlemi daha yapabilirim animasyonda. Çünkü şurası benim için rahatsız edici. Hem hızlandırdım hem sildim gereksiz kısımları. Yine W'ye basılı tutuyorum. Hop. Gördüğünüz gibi bakın koşarken zıplıyorum mesela. Animasyon gayet düzgün şekilde çalışıyor. Durmadan devam eden bir durumun animasyonlarını bu şekilde oluşturmanız gerekiyor. Şimdi hızlıca bir atak animasyonu indirdim ki tek state üzerinden de animasyonları nasıl oynatırız onu göstereyim. Karakterimizin blueprintine gidiyoruz. Burada bir atak sistemimizin olduğunu varsayıyorum. Ben bunun için hızlıca bir left mouse button atacağım. Bir tane buraya boolean oluşturmamız lazım. Atak diye bir boolean oluşturuyorum. Left mouse button'a bunu atıyorum. Ben direkt release'da bunun tikini kaldırılmış şekilde atıyorum. Bu aslında yanlış tabii ki arkadaşlar. Sizin atak sisteminizde doğru yere yerleştirmeniz lazım. Yani atak başladığı zaman bu tiklenecek. Atak bittiği zaman bu bitecek. Yoksa burada yaptığım şey sol tıkı bıraktığım zaman animasyonu bitir demek. Bunu basitçe şöyle yapayım mesela düzgün şekilde çalışması için. Bir delay atayım başına. Atağı başlattım. Animasyon kaç saniye sürecekse o kadar saniye bu delay'in olması lazım. Mesela 1 saniye olsun. Şimdi animasyonu tetikledik. Animasyonu buradan çağırdık. Sol tıka bastığım zaman bu tetiklenecek. Şimdi bunu hemen gidip animasyon blueprint'in emote grafını yapalım. Tekrardan karakterimize referansını çekip buradan atak boolean'ını çağıralım. Buradan kendi animasyon blueprint değişkenimizi oluşturalım. İsmini aynısı da olabilir. Hiç önemli değil. Atak olsun hatta. Bu şekilde koyalım. Burayı karıştırmayın arkadaşlar. Bu ikisi farklı şeyler. Buradaki karakter blueprintimizin içerisindeki. Yani şuradaki atak. Üstteki bu atak ise burada yeni oluşturduğumuz buradaki atak. Şimdi locomotion'a dönüyorum. Şimdi karakterim bunu nerede yapacak? Mesela zıplarken yapacaksa jump loop'tan çekeceğim. Ben normal yürürken veya koşarken veya idle pozisyonunda yapmasını istediğim için buradan çekeceğim state. Atak diyeceğim. Tekrardan oku geri götüreceğim. Atağın içine girip animasyonumuzu atıp gelen oka atak değişkenimizi atıp dönen oka atak değişkenimiz artı not boolean. Yani ne yapmış olduk? Karakterimiz sol tıka bastığında bunu tetikledik. Bu buradan bunu durmadan denetliyor oluyor mu olmuyor mu diye. Denetledikten sonra oluyorsa eğer buraya bilgiyi gönderiyor. Yani oldu diyor, bu çalıştı diyor. Çalıştıktan sonra animasyonu oynatıyor. Oynattıktan sonra animasyon bittiğinde veya buradaki sol tık bittiğinde yani artık çalışmıyor demek, tekrardan idle walk'a dönüyor. Hemen deneyelim. Şimdi bakın sol tıka bas bırak yaptım, hemen kesiliyor. Neden? Çünkü buradaki delay az veya animasyon yavaş. Her ikisi de olabilir. Ben animasyonun yavaş olduğunu düşündüğümden animasyonu 3 yapacağım. 3 kat hızlı oynatacağım. Sol tıka bastım. Gördüğünüz gibi animasyon hızlı oynadı. Ama bu animasyonun da çok gereksiz kısımları var. Ben hızlıca onu da bir sileyim. Şurada artık bitiyorsun sen. Bunu sileceğim. Tekrardan bir oynatalım. Bir saniye fazla oldu ve animasyon çok hızlı oldu. Şimdi 2'ye düşürelim. Sol tık basıyorum. Gördüğünüz gibi saldırıyorum. Tekrardan yürüme animasyonuna geçiyorum. Bacak tarafı tabii süzülüyor. Bunu da blend animation ile yaparsınız ve bunu da kanalımda daha öncesinde anlattım.
Çok hızlı şekilde Blender Animation'ı da kurdum. Dediğim gibi merak edenler kanalımdan bulabilirler. Gördüğünüz gibi sol tıka bastığımda atak animasyonunu oynatıyor. Tekrardan koşma animasyonuna doğru şekilde dönüyor. Yani hem 3 farklı state'den oluşan, duruma göre devam eden animasyonları, zıplama gibi, hem de tek state'den oluşan, direkt sol tıka bastım. Atak sistemi gerçekleşti ve animasyonunu çağırdık. Ve animasyon blueprint'ten tekrardan normal koşmaya döndük. Bu şekilde arkadaşlar bunları çeşitlendirir, kendi sistemlerinize entegre eder. İstediğiniz şekilde bu animasyonları kullanabilirsiniz. Son bir kez şöyle hızlıca anlatayım. Önce Initialize Animation'dan karakterimizi kesledik. Daha sonrasında buranın eventik olan Update Animation'da karakterimizin Blend Space'ini durmadan kontrol ediyoruz. Yani hızını durmadan kontrol ediyor ve Blend Space'in şuradaki speed'i, şuradaki arkadaşla beraber hızı neyse animasyonunu belirlediğimiz şekilde oynatıyoruz. Daha sonrasında şuradaki nodlarla beraber karakterimizin düşüp düşmediğini, havada mı değil mi onu durmadan kontrol edip ona göre belirlediğimiz şuradaki state'lerden birini çalıştırıyoruz. Havadaysa loop, yeni başladıysa start, bittiyse end. En son burada karakterimiz atak yaptı mı yapmadı mı onu kontrol ediyoruz. Yani sol tıka basınca atak oldu, basmayınca olmadı, basmayı bırakınca iptal oldu, sadece delay'li iptal oldu. Buradan da animasyonunu çağırıyoruz tek state üzerinden. Son olarak şunu söyleyeyim, hani zıplama konusunda kafanız karışmış olabilir. Burasıyla hiçbir farkı yok. Bunun slide olduğunu varsayalım ve buralarında hep slide sistemi. İşte şuradan slide devam ediyor, şuradan slide bitiyor falan. Buradakinin birebir aynısını yapacaksınız arkadaşlar. Bir yerde boolean çağırıp tetikleyeceksiniz ve şurada bir yerde boolean çağırıp tetikleyeceksiniz. Şurada bir yerde de boolean'ı çağırıp tetiğini kaldıracaksınız. Yani tikini kaldıracaksınız. Yerlerinin nerede olduğu çok önemli. Ben sizin sisteminizi bilemem, nasıl bir sistem yaptığınızı. Doğru yerde animasyonu çağırmanız, doğru yerde animasyonu iptal etmeniz gerekiyor. Attığınız delay'ler çok önemli. Animasyonun ne zaman biteceğini falan belirler. Buraya çağırdığınız bu olayanı aynı atakta yaptığım gibi önce buradan karakterden çağıracaksınız. Daha sonrasında burada bir değişken haline getireceksiniz. Getirdiğiniz değişkeni daha sonrasında buradan önce slide oldu mu? Olduysa slide'ın başlangıcı. Sonra başlangıçtan hemen bir saniye sonra slide loop. Slide loop'tan sonra slide bitti mi? Bittiyse slide bitme animasyonu hemen 0.1 saniye sonra da idle walk'a dönüş. Yani bu şekilde. Yani düşünüyorum şöyle bir eksik bir şey anlatmadım sanırım. Umarım eksik bir şey yoktur. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Eğer video hoşunuza giderse, bu arada da tabii kanalımda hem oyun tasarlama hem oyun gelişimi içerikleri üretiyorum. Abone olup beğeni atarsanız, bildirimleri açarsanız ve özellikle yorum atarsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.